Normal bir ayağın yere basış şekli bellidir. Kavisleriyle beraber önce topu, sonra ayağın dış kısmı ve sonra da ön kısmı basar ve bu şekliyle ayak dinamizmini sağlar. Ayakta bir problem olduğu zaman, örneğin iç kavisi çöktüğünde, yani düz tabanlığa doğru bir gidiş olduğunda bu basış şekli bozulur. İşte bunu düzeltmek için biz yardımcı gereçler üretiyoruz. Mesela hastaya tabanlık yapıyoruz. Eskiden bu ustalara gönderiliyordu. Ustalar ayağın kalıbını alıyordu ve kendi bilgi ve becerisi doğrultusunda bu ayağa bir tabanlık yapıyordu. Bir kısmı çok iyi oluyordu, bir kısmı olmuyordu. Bugünün imkanları içerisinde her türlü elektronik aleti ve bilgisayarı kullanıyoruz. Hasta alıngaç olarak tarif edebileceğimiz yerdeki bir zeminin üstünde sürekli yürüyor. Bu esnada ayağının nasıl bastığı bilgisayar tarafından kaydediliyor. Bilgisayarın hafızasında o yaşta, o kiloda, o cinsteki bir hastanın nasıl basması gerektiğine dair program da mevcut. O anda bastığı hatalı harita olması gereken doğru haritayla üst üste getiriliyor ve bilgisayar kendiliğinden öbür tarafta bir tabanlık imal ediyor. İşte taban izi veya ayak izi analizindeki ana fikir bu. Yani aradaki insan faktörünü, becerip becerememe faktörünü ortadan kaldırmak için bugünkü imkanların ortopedik tedaviye yansıtılmış halidir.